Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akay'a bugün anlatacağımız konu. Acaba sabah sertleşmeniz zayıfsa bu size neyi anlatıyor? Ne gibi ipuçları veriyor size? Sadece bu sertleşme bozukluğuyla ilgili bir kötü bir durum mu, yoksa size vücudunuzla ilgili daha başka ipuçları da verir mi? Bununla ilgili kısa bir videomuz olacak. Şimdi bize sertleşme sorununa gelen bir hasta da sorduğumuz sorulardan birisidir. Sabah sertleşmeniz nasıl? Ne kadar sürüyor? Artı sabah sertleşmesinin derecesi nedir? Eskisi gibi sert oluyor mu, yoksa yumuşak kalıyor mu diye sabah sertleşmesini değerlendiriyoruz. Çünkü bize hastanın sertleşme bozukluğunun psikolojik mi, yoksa organik, yani metabolik bir sebep mi, bununla ilgili bize ayrımıyla ilgili ipuçları sağlıyor sabah sertleşmesi. Hasta bazen diyor ki işte 6 ay önce iyiydi ama yavaş 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 azaldı. Yani diyor ki mesela ben her sabah sert kalkardım ama işte şu anda artık son bir ayda 3-5 defa sert kalkıyorum. Diğer günler hep yumuşak kalkıyorum şeklinde oluyor. Tabii hasta için bu bir şikayet değil ama bizim için çok önemli bir ipucu aslında. Bu hastanın en sabah sertleşmesi geriliyorsa demek ki erektil kapasitesi, sertleşme kapasitesi de demek ki kötüye doğru gidiyor. Bununla ilgili yapılmış güzel bir çalışma var. Hastaları 8 yıl boyunca takip etmişler. 50 ila 70 yaş arasındaki erkekleri takip etmişler. Ve bu hastalarda şunu değerlendirmişler. Acaba bu yaş aralığında erken ölüm olan hastalarda hangi parametreler bize bu hastaların erken ölümüyle bize ipucu verebilir? Baktıkları zaman sabah sertleşmesinin azalması birçok hastada erken ölümün ipuçlarından birisi de olmuş. Yani diğer ipuçları ne mesela? Bel çevresinin kalın olması, mobilizasyon hareket kabiliyetinin az olması, işte iki tane den fazla kronik hastalığının olması ya da kalp damar hastalıklarının geçiri olması hastalarda ölüm riskinin olmayanlara göre daha fazla olduğunu ifade ederken, diğer önemli kriterlerden birisi sabah sertliğinde azalma, sertleşme bozukluğu hastalardaki olası ölüm riskinin daha fazla olduğunu bize ifade ediyor. Yani sertleşme bozukluğu ve sabah sertliğinde azalma bize şunu söylüyor. Diyor ki kalp damar sisteminde metabolik olarak ya da diğer sistemlerinde öyle bir problem var ki sağlığın kötüye gidiyor. Artık bir şeyler yap, kendini kurtar diyor aslında bize. O yüzden sabah sertleşmesi önemli bir şey. Birçok konuda bize ipucu veriyor. Çünkü bizden önce kalkıp bize merhaba demesi lazım penisimizin. Bu da çok sevdiğim bir hocamızın lafıdır. Önce bizden önce kalkıp bize merhaba demesi lazım ki güne mutlu başlayalım ve iktidarımızın olduğunu görelim. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.